karanlığı var. Çok değerli yazarları var. İlkene bir cavcav var. Evet. Bizde olmasak yazacak bir şey olamayacaklar. Hacettepe Kulübü de bizim kulübümüz. Her türlü sıkıntısı bize ait. Böyle olduğu halde onu oynatacak yer maalesef bulamıyoruz. Hep herkes antrenör diye soruyor. Şu anda kadar antrenör arayışı içerisindeyiz. Açıklama yapayım. Yani şu veya bu diye bir adayımız yok. Biliyorsunuz bu haftadan sonra İki hafta milli maç arası var. Bu zaman zarfında mutlaka bir teknik direktör içimizden mi, dışımızdan mı? Bir sürü tavsiyeler, öneriler var. Ama onları hani bir laf vardır. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek içer. Biz de bakıyoruz ki bir yanlış, bir hata daha yapmayalım diye. Aldığımız antrenörü 400 bin euroya aldık. 150 bin eurosunu peşin verdik. Misal olsun diye söylüyorum. Öbürü de her ay 25 bin euro maaşını vereceğiz. Kendisiyle dün konuştum, baktım adam gene tabii öyle olaylar var ki bunları siz basın değerli kardeşlerim yazarken haksız demiyorum. Ama benim gibi yaşamadıkları için Resim. Adama söylüyorum ya kardeşim. Bu kaleci bu golü yedi. Tabii yiyecek. Ama bir tane kaleci aldım ya. 1 milyon euro para verdim bir yıllık. Bu adamı benim diyor oğlum diyor kaleci antrenörü onu diyor tutmadı diyor. Ya arkadaş hiç olmazsa nereye geleceğim? Maç oynuyorsun pazar günü cumartesi. Hafta arası çift kale maçı yapmıyor musunuz? Koy ya bir defa da bu kaleciyi bakalım. 45 dakika 50 dakika. Adam bunu bile denemiyor. Yok diyor. Öyle diyen adam o zaman hoca çalışamayız dedim. Sana 150 bin euro verdim. Anamın aksiyonu gibi helal olsun. Helallaşalım git dedim. Tamam dedi. O aksi gitti. Ertesi benim mukavelem var avukatım diyor. Ne yapacağız? Cevap veriyorum. Verdik. 190 bin euro daha para verdim. Parayı da almadan mukaveleye imza etmedi. Facebook mukavelesine imza etmedi. Bunların hepsinin kulübe şu veya bu şekilde zararı olmuştur.